İyi akşamlar. Hande Kazanova ile akşam sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam da yine her zaman olduğu gibi çok özel bir konuğum var. Burada beraber çok güzel bir sohbette bulunacağız. Kendisi tiyatro, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, aynı zamanda çevirmen ve öğretim görevlisi ve kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili Göksel Kortay bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. İyiyiz değil mi? Evet, iyiyim. Çok güzel, harika görünüyorsunuz. Ay, çok teşekkür İçimi ederim. İçimi açtınız, buraya gelmekle de ne iyi ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sefalar ben de çok oldunuz. Memnunum, çok teşekkür ederim. Ama bu yaşta iç açabiliyorsam ne mutlu. Sizin enerjiniz, sizin o yıldızınız. Çok bunlar hiçbir zaman sönmeyecek. O enerjiniz nesilden nesile aktarılan bir şey. O yüzden de... Ben her baktığımda size inanılmaz hoş bir kadın görüyorum. Ay, çok güzel, hoşsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben sabah kalkıyorum aynaya baktığım zaman tanımıyorum. Bu bana aynadan bakan kim diyorum. O kadar yani. Yok, yok değil. nasıl geçti yaz? Ben hemen hep bunu soruyorum bu gelen bütün işte konuklarıma. Hani nasıl geçirdik yazı? Şimdi yeni döneme hazır mıyız? Önümüzdeki dönem neler yapacağız? Hazırız bunları Allah. Konuşmadan önce biz kendimizi nasıl doldurduk? Yazımızı nasıl geçirdik? Yaz güzel geçti. Bu yaz daha sakin geçti nispeten. İşte bir yurt dışı seyahatine gittim ki her yıl giderim. Her sene muhakkak var mıdır yaz döneminde böyle giderim gittiğiniz? Giderim mutlaka. Yani yurt dışına giderim sık sık. Ama her yaz mutlaka Kan'a giderim. Bu sene biraz yani 10 gün falan giderim. Bu sene 15 gün gittim. Çok güzeldi. Ayvalık'a giderim her yaz. Ayvalık'a gittim ama Ayvalık kısa oldu bu sene. Ancak böyle bir işte 6-7 gün gibi. Orada çünkü yeğenlerim var. Onlara gidiyorum. İşte hep yıkanırım çünkü aile orada toplanıyor falan. Ben de ailenin en büyüğüyüm. Onun için güzel oluyor aile bir arada, çoluk çocuk. Şimdi bayramlar da çünkü yaz dönemine denk geldiği evet, için işte değil biz mi? Bayramlarda toplanıyoruz. Hep bir araya geliyor. Şimdi çok yakında gene toplanacağız. O yeğenimin 50. evlenme yıl dönümü. Ay ne güzel. Bütün aile gene İzmir Balıklıova'da toplanacağız. İşte böyle. Kışa hazırız inşallah. Başladık bile zaten biz yani. Başladınız değil mi? O nedenle biraz da çok gezemedim bu yaz çünkü yazın provalar başladı. Temmuz sonu biraz yaptık, sonra Ağustos ortasına bıraktık filan. Şimdi de artık son hızla devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim o teşekkür zaman. Ederim. Tiyatro sezonu, teşekkür yeni ederim. Dönem. Kedi Tiyatro'da Haldun Dorman'la beraber evet. Kibarlık Budalası. Evet. Kaçıncı oyun? 640. oyun. Maşallah. Biz bu oyunu 10 yıldan beri oynuyoruz. 10 yıldan on yıl beri. Oldu. Yani ben 9 yıl, Haldun Dorman 10 yıl. Çünkü ben bir yıl sonradan girdim oyuna. İşte bu yaz da devam edecekti. Fakat maalesef sevgili Haldun Dorman'ın bir tatsız kazası oldu. Evde düştü. Bacağını geçmiş kırdı. Olsun. Yani daha doğrusu femur kemiğini kırdı ki şeyi... yani vücudu ayakta duran kemik, vücudun en güçlü kemiğiymiş. Onu kırdı. Onun için yazın çok turnemiz vardı. Hatay, Adana, Selçuk, İzmir, Bursa, daha nereleri, Aydın. Yani çok kentlere gideceğiz. Mersin, çok gidecektik. Bu nedenle bütün turneler iptal oldu. O da çok üzüldü tabii. Ama... Çare yok. İnşallah tabii bekliyoruz. Tabii sağlığına bir an önce kavuşsun. Şimdi daha iyi çok şükür. O hemen çıkmayı istiyor ama ben hatta geçenlerde işte tiyatronun sahibi Hakan Altıner ne zaman çıkıyor? Göksel kızıyor dedi. Ben dedim bana düşmez doktorlar ne derse o. Ama kızıyorum hakikaten. Kızıyorsunuz değil evet. Mi? Yani söz dinlemediğiniz için. Aceleci çünkü. Yıllardır bakın diyorsunuz ki 9 yıldır bir aradayız. Evet. Bu oyunu oynuyoruz. Biz, artık her şeyinizi biliyorsunuz. Şimdi ondan öte biz 55 yıllık dostuz. Ah, daha ben yeni bitirmiştim koleji. Ben Amerika'ya gitmeden, o Amerika'dan yeni dönmüştü. Bizim ailelerimiz de zaten yani tanışıklıkları vardı. Çok yakın dost değillerdi ama arada bir gelir giderlerdi. Hatta benim evimde şöyle bir gümüş tabak var. O hep durur.
Aldun Dorme'nin annesi benim doğumumda getirmiş onu. Ay ne kadar güzel. Ya çok işte o zamandan beri yani dostuz. Artık akraba gibiyiz. Hatta gibisi fazla. Bütün akraba toplantılarında eksik olmasın beni mutlaka davet ederler. Yani çoluk, çocuk, anneler, babalar, torunlar bir de ben. Artık aileden tabii işte ki. Geçen de gene öyle bir hafta 10 gün önce Haldun Dorme'nin elinde bir yemek vardı. Dedi ki aile yalnız dedi. Kimler var dedim. Yalnız aile dedi bana. Bir de ben. Ay çok güzel. Evet çok, çok hoş bir dostluk. Peki böyle zorlandığınız zamanlar oldu mu? Mesela başınızdan geçen komik bir şey olabilir. Hani birbirinize atışmalarınız olabilir. Birbirinize söylediğiniz böyle özel sözler olabilir. Birbirinizi çağırma. Her dakika atışırız. Hatta öyle mi? Bizim tiyatro ekibinde falan o espri konusudur. Her dakika atışırız. İki tane çok büyük kavgamız oldu. Ve birinde bir yıla yakın, öbüründe de gene 1,5 yıl küstürdük. Ben çok sinirlenmiştim. Ama tabii çok eski dostuz, çok köklü dostuz. Ne şimdi güzel, şimdi gülerek anlatıyorsunuz. Şimdi tabii gülerek, tabii sen bana öyle demiştin ama ben haklıydım, yok sen haklıydın. Ay çok gene güzel. Her dakika çekişiriz ama çok da tatlı bir dostluğumuz var. Çekişmemizin nedeni de ben hep ona işte çok acelecisin, çok fazla çalışıyorsun, etme eyleme derim. O da kızıyor bana. Ben çalışmazsam yaşayamam diyor. Hayır çalışma diyen yok da daha az çalış diyoruz biz ona. Ama dinlemiyor tabii. Çok enerjik maşallah. Çok maşallah. Evet. Her zaman öyleydi. Her daim bir yerde karşılaştığında, evet, oyunlarında, çevresine o yaydığı enerji çok enerjik. Müthiş, müthiş. Müthiş ve en zoru da o zaten. Hani bu kadar içerisinde ateşi ve enerjiyi barındıran bir insanın durması. Hani o zaman insan biraz kendini yalnız hisseder. Çok iyi anlıyorum onu. Çok sıkılıyor. Biz de onu sıkmamak için işte sık sık gidiyoruz. Oyalamaya çalışıyoruz. Çünkü oturuyor. Yani o çok alışkın değil. Evet. Hiç alışkın değil. Günde 8 yere yetişiyor. Ben de öyleydim vaktiyle. Ama ben şimdi durdum. Yani ben de eskiden günde 8 kapının ipini çalardım. Oradan çıkar oraya giderim. O toplandı, bu toplandı. Orada prova, burada çekim. Hepsine yetişirdim. Orada eğlence. Hepsine yetişirdim. Ama şimdi ben azaltmaya çalışıyorum. Nitekim azalttım. Yani günde 2-3 yere gidebilirsem ne hala. Zaten birazcık da şöyle değil midir Göksel Hanım? Yani hayat bizi durduruyor, biz durmazsak. Tabii tabii tabii. Hayat bir sinyal veriyor. Diyor tabii ki bak burada çok yoruldun, tabii, artık biraz kendine dikkat tabii etme zamanı geldi, bir dur diyor. O sinyalleri iyi okumak lazım. Evet. Onlar başımıza gelmeden önce bir takım doğru şeyleri değiştirmemiz gerekiyor i̇şte ki çok daha güzel. Bizim artık şansımız, Haldun Dorman da Koç burcu, ben de Koç burcuyum. Hatta o 5 Nisan, ben 6 Nisan. Biz yıllardır hep yaş günlerimizi birlikte kutlarız. Ya 5'inde ya 6'sında. Ama onun da enerjisi benden çok daha fazla. Ama Allah'a şükür benim de enerjim Allah'a şükür, evet, iyi yerinde. Kesinlikle. Hatta bazen işte öğrenciler geliyorlar sınıfta böyle uyukluyorlar, pek ders dinlemez gibiler de diyorum ki ne oluyor? Hocam işte gece 2'de yattık, provamız vardı. Hiç bana söylemeyin diyorum. Ben anlamam çünkü ben 3 saatlik uykuyla bomba gibi olurum. Ya. Allah'a şükür. Bana söylemeyin, ben bunlardan anlamam diyorum. Ondan sonra susuyorlar. Onlar 21 yaşında yani. Ve diyorum ki ben sizin yaşınızdayken 12 saat, aman 12 gün hiç uyku uyumadan dururdum. Mesela Amerika'da tez yazdığım zaman, master tezi yazdığım sıralarda 12 gün mü 15 gün mü hiç uyumadan devam ederdim. Ondan sonra yavaş yavaş bir hafta oldu filan. Şimdi de gene 2 gün, 3 gün hiç uyumadan devam ederim gene. Bugün olsa yine mesela işte dizi setleri vesaire çok zor biliyorsunuz dizi çok setleri. Zor. Çok zor. Hatta siz bir röportajınızda ben buraya not almışım. Artık ne bir dizide ne bir oyunda oynamak istiyorum demişsiniz. Mesela bu kararınızın sebebi neydi ki? Bence ondan sonra öyle olmamış anladığım kadarıyla. Yok oyunda dememişimdir herhalde. Onu da bir, ne bir dizide ne bir oyunda oynamak istiyorum demişsiniz ama onu belki de o dönemin belki şartlarında yani söylemiş olabilirsiniz. Belki diziyle alakalı söylediniz sadece. Çünkü ben sadece tiyatroyu hiç bırakmadım. Yani hiç, 55 yıl benim bugün meslek yaşamım bu yıl. Hiç bırakmadım ama dizi gerçekten zor. Çok çünkü zor. Saatleri belli değil. Program belli değil. Bugünden yarına ne yapacağınız belli değil.
Şöyle olurdu o zamanlar, ben dizilerde çalıştığım zaman, işte bir şey var, gelemem, dizim var derdim, çalışıyorum o gün. Sonra iptal olur, bugün yok, yoksun derler. Hadi ben giderdim, hani nasıl olsa çağrılmışım diye. Aa hani gelmeyecektin, çalışıyorum dedin. Çalışmıyorum birdenbire. Ya da aa gelirim derdim. Pat bir şey konur o güne, çekim konur. Ben gel, ama söz vermiştin. Benim elimde değil. İyi, hiçbir şey yani, hafta sonu yok, tatil yok, yaz yok, kış yok, bayram yok, seyran yok. Hiçbir şey yok. Ve her şey belirsiz. O beni çok yoruyordu, o belirsizlik. Yani deseler ki sen bu hafta 5-6 gün çalışıyorsun. Tamam, ben kendim ona göre ayarlarım. Ama hiçbir şey belli olmayınca, bütün hafta bugün çalışıyor muyum, yarın çalışmıyor muyum, tabii çok cumartesi ne yapıyorum? Belli oluyor. Çok zor, o beni çok yoruyor. Kesinlikle. Peki şu an izlediğiniz, mesela kendi evinizde, boş vaktinizde izlediğiniz, takip ettiğiniz bir dizi var mı? Ben çok televizyon izlerim. Öyle mi? Ben de evde olduğum zaman televizyon 24 saat açıktır. Onun için hepsini izliyorum, hemen hemen. Ama yani hepsi derken sevdiğim dizileri izliyorum. Ama hepsinden haberim vardır. Gelin görün ki ben öyle televizyonun karşısına oturup ellerimi bağlayıp böyle dört göz izlemem. O sırada işimi yapıyorum. Kulağım orada. Hem de evde bir ses olsun diye. Kulağım orada. Çok önemli bir sahne varsa ya da seslerden. Aa buna bakayım diyorum. Ama genelde ne olduğunu, nasıl geliştiğini falan her dizinin biliyorum. Onun için ben ne varsa izlerim. Yani çok izlerim. Ki, meraklısınız demek ki. Aynı zamanda neler olup bittiğini de öğrenmek istiyorum. İşte onu çok diyecektim. Şey yani kim ne yapıyor, ne oluyor, kim, hangi oyuncular oynuyor, ne yapıyorlar, iyi midirler, kötü müdürler. Bir de tabii bu dizilerin hemen hemen hepsinde oynayan oyuncuların çoğu benim öğrencilerim. Aa, çok güzel. Bir de onları izlemek adına, ne yaptıklarını öğrenmek adına. Arada böyle diyor musunuz içinizde izlediğinizde, ah çocuğum şurada şunu yapmayayım. İçimden desem iyi. Hemen yazıyorum. Gerçekten. İzliyorum, bilhassa izliyorum. İyilerse bravo, çok güzel, aferin, harikasın, fevkaladesin. Değilse ne yapıyorsun, biz sana böyle mi öğrettik? Bunlar size yansımaz, hocalarınıza yansır. Ne biçim yetiştirmişler bunları derler filan diye hemen yazarım. Onlar da hemen telefon ederler. Hocam orada öyle yaptım ama işte yönetmen öyle dedi filan. Aslında bir anlamda haklı oldukları taraf da var. Yani çok iyi oynarsın ama dediğin gibi o sahne geçtikten sonra kameraman diyebilir ki baştan çekiyoruz, flu'ya düştü. Ya da yönetmen o sahneyi senin düşündüğün gibi kullanmayabilir. Şimdi benim bir öğrencim var, çok da severim. Çok sevdiğim bir öğrencim, adı Sılay. Bir gün seyrediyorum, çok da aferin fevkalade, işte 2-3 seyrettim, çok iyi. Benim bir de Türkçe merakım var, yani oyuncu, tiyatro oyuncusu Türkçeyi iyi konuşmalı. Ve dünyanın her yerinde bu böyledir. O dilin, o ülkenin dilinin en güzel konuşulduğu yer tiyatro sahnesidir. Şimdilerde artık bu bozulmaya başladı maalesef gençler arasında. Benim en çok sinirlendiğim şey değil mi yerine ya da değil mi yerine deme. Şimdi o deme diye başladı, sonra deme oldu, deme, şimdi deme oldu. Ben de ilk derste ilk söylediğim, bunu asla demeyeceksiniz, ben notu iyi olan bir öğretmenim. Ama deme dediğiniz an 5 not birden kırarım diyorum. Şimdi bir gün işte bu öğrenci güzel güzel giderken birden deme dedi. Hemen sarıldım şeye, mesaja. Ona da, biz böyle mi öğrettik, biz size böyle mi, sen benim öğrencimsin, herkes biliyor, bak öğretememiş, ne biçim falan derler diye bir de baktım telefon etti. Hocam dedi, sizin söylediğiniz her söz benim aklıma ve yüreğime kazınmıştır dedi. Çok ve ben onun değil mi olduğunu ya da değil mi olduğunu çok iyi biliyorum. Ama ben değil mi dedim, yönetmen düzeltti dedi. Dedim söyleseydim, bize okulda böyle öğrettiler diye. Söyledim hocam, kabul etmedi dedi. Hayır böyle diyeceksin dedi.
Onun üzerine aman kızım ne yapayım? Aman hiçbir şey yapma sen öyle de atacaklar çünkü biraz daha ısrar edersin. Yönetmen de ters hiçbir düşmeye şey gelmez. Yapma dedim aman aman sen öyle devam et onların dediği gibi dedim. Ya biraz yani daha böyle şeyler. İşte halk dili olsun biraz daha böyle işte bu konuşma dilleri olsun. Sosyal medya da çok arttı ya artık evet. Günümüzde. Biraz sanıyorum bu samimiyet adı altında bu gibi şeyleri istiyorlar ama aslında bunun samimiyetle onunla bunun hiç, hiç ilgisi yok. Yok ama Türkçeyi bozmaya hiç hakkımız yok yani. Türkçe bana göre dünyanın en güzel, en müzikal dillerinden çok, biridir. Kesinlikle. Ve ben bunu bilhassa kendim deneyimledim yıllar önce. Amerika'da bir sınav verecektim, kitabım yoktu İngilizce yeni gittiğim zaman. Dediler ki Türkçe yap o zaman. Dedim nasıl olacak? Biz anlarız dediler. Ben de Türkçe bir şey yaptım. Kıyamet koptu. İşte ertesi gün sınıf öğretmenim geldi dedi ki ya sen dedi çok güzel bir sınav vermişsin. Bunu tekrar yapar mısın sınıfa? Yaparım. Derken bölüm başkanı geldi. Bunu tekrar yapar mısın bölüme yaparım. Derken dekan geldi. Bunu tekrar yapar mısın bütün okula falan derken. Ben bunu 5-6 kez böyle sınıftan başladık. Bizim 600 kişilik 700 kişilik büyük bir tiyatromuz vardı. Boston Üniversitesi'nin tiyatrosu. Böyle tam o İngiltere'deki şey dönem tiyatrolarından. Orada yaptım filan. Anlayamadım sebebini. Sonra dediler ki bu Türkçe ne kadar güzel bir dilmiş. Biz bilmiyorduk. Ne kadar müzikal, ne kadar romantik. Aşkın dili. Şiirin dili, romantizmin dili dediler. İtalyanca gibi, Fransızca gibi. Hatta onlardan daha güzel geliyor kulağa dediler. İlk orada ben uyandım. O zamana kadar ben de pek farkında değildim doğrusu. Ha dedim. Biz dediler Türkçeyi böyle gırtlaktan gelen Arapça gibi bir dil zannediyorduk. Ama bu fevkalade müzikal bir dilmiş. Bayıldık dediler. Ondan sonra da yurt dışı seyahatlerimde mesela arkadaşlarla konuşurken buradan Türk arkadaşlarla hep sorarlar böyle etraftan. Ne konuşuyorsunuz? Konuştuğunuz dil nedir? Ne kadar güzel geliyor kulağa diye. Hep ben bunu deneyimledim. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben de 2015 yılında eşimle gittiğim zaman Amerika'ya yanımıza geldiler. Nece konuşuyorsunuz? Evet, evet. Çok hoşumuza gidip deyip oturdular. Hatta bize işte bir yemek ısmarlamak istediler. Evet. Çok güzel konuşuyorsunuz. Evet, biz evet. İşte Türkiye'den geliyoruz dedik ve çok da ilgi var aslında. İlgi var hani evet. Türkiye'ye, evet, evet. Buradaki yaşam tarzına, Orta evet, Doğu'ya evet. Neler olup bittiğine. Oturduk bayağı bayağı biz politika evet, gibi konuştuk evet, o dönem. Dediğiniz çok doğru. Sizin de çok büyük bir tiyatro aşkınız var evet, zaten. Evet. Bu bana kalırsa sizin en büyük aşkınız değil mi? Evet. Çocukluktan aşk olması değil. Zaten... yapılmayacak bir meslek gerçekten yani zor bir meslek. Örneğin ben babamın cenazesinden, kabristandan matineye gittim. Bu hiç insani bir şey değil. Ama öyle, bu işin kuralı öyle. Ve gittim, bir komedi oynuyorduk. Makyaj bile yapamadım çünkü tutmuyor, ağlıyorum. Tutmuyor makyaj. Kara gözlük taktım, çıktım. Tabii komedi olduğu için bir şey söylüyorum, gülüyorlar ama ben onu söyleyemiyorum zaten. Diğer arkadaşlarıma replik vermek için oradayım gibi. Bitti oyun, her seferinde de içeri giriyorum, niye gülüyor bunlar diyorum. Oysa ki normalde seviniriz bak seyirci memnun tabii, diye. Tabii işimizi doğru yaptık doğru yapıyoruz, iyi tuttu diye. Sonra sahne amir geldi, oyun bitti, sizi birisi görmek istiyor dedi. Dedim ki göremem kimseyi, artık girdim içeri odama, böğürüyorum oyun bitti. Tutmuşum, tutmuşum. Niye dedim, işte niye, peki dedim gelsin. Bir arkadaşımın arkadaşıymış. Ah dedi bayıldık Göksel Hanımcığım çok güzel. Büsbütün sinirlendim. Niye bayıldınız ben oynamadım ki dedim. Aa dedi öyle. Belli değil miydi? Yok hiç belli değildi dedi. Hakikaten oynamadım. Sadece orada durdum laflarımı söyledim. Oynayamadım yani. Öyle bir meslek yani zor bir meslek. Ama olduğu kadar işte aşkla, sevdayla, tutkuyla yapılan bir meslek. O olmazsa zaten yapılamaz. Ben ilk derse girdim Amerika'da, ilk sınıfa girdim. O yıllarda dünyanın en ünlü, hem Hollywood'da hem Broadway'de en ünlü yönetmenlerinden biri Tyrone Guthrie diye bir yönetmen geldi. İlk cümlesi, oyuncu olmak yolunda. Eğer bir gün sizi bir şey engellerse, bırakın engellesin dedi.
Herkes birbirine baktı. Biz de orada böyle gözlerinden ateşler fışkıran genç, heyecanlı oyuncu adaylarıyız. Hiç anlamadık. Ne diyor? Biz buraya tiyatrocu olmaya gelmişiz. Bırak diyor. 15 yıllık filan oyun. Ama bu benim aklıma takıldı. Deli mi adam dedik aramızda. Ne diyor bize? Sonradan anladım ki ben daha doğrusu 15 yıl sonra, 15 yıllık oyuncuydum. Meğer diyor ki eğer o tutku, o aşk sende yoksa, o mücadeleyi yapamayacaksan zaten bırak diyor. Yani ilk adımda daha ümitsizliğe kapılacaksan zaten yapma, sen git diyor zaten. O çok önemli. Bence de. Bir de ben hep şuna inanmışımdır. Bazen engellerle karşılaşırız. Ama aslında o engeller o işi ya da o durumu ne kadar arzu edip etmediğimizi evet, bize göstermek evet, için. Çok doğru. İşte orası çok önemli bir kırılma çok noktasıdır. Doğru, evet, orada evet, devam mı evet, edeceksin evet, yoksa pes evet, mi edeceksin? İşte kimi pes edip gidiyor. Yani pes etmek yok tiyatroda. Pes etmek yok. Yok. Yeni bütün öğrencilere ki kaldı ki siz onları eğitiyorsunuz. Evet. Eğitmenlik göreviniz var. Daha çok yeni nesilden bir sürü insanı eğiteceksiniz ama şu an belki de bu akşam bizi izleyen oyuncu adayları diyelim, tiyatro adayları diyelim. Evet. Onlar için neler söylemek istersiniz? İşte dediğim gibi vazgeçmek yok. Disiplin çok önemli. Değil mi? İşte o aşk, o sevda, o tutku, o heyecan, o enerji çok önemli. Ama önce iyi insan. Ben sınıfta ilk gün ilk öğrencilerime, yani o gün tanıştığım öğrencilerime ilk söylediğim sözdür. Öncelikle iyi insan olmak önemli. Ondan sonra iyi tiyatrocu olmak önemli. Ve ben de elimden geldiği kadar onlara örnek olmaya çalışıyorum. Bunu aşılamaya çalışıyorum. Kaprissiz, efendi. Yani isterseniz ben hep onu söylerim. Dünyanın en muhteşem yeteneği olun. Huysuzsanız, kaprisliyseniz, tersseniz, aksiyseniz, dedikoducuysanız. 1, 2, 3, dördüncüsünde kimse kapınızı açmaz. Ben bunu gözlerimle çok gördüm. Yani ben de çok karışırım öyle işte birini arar, ay falanca var filanca yani yardımcı olayım diye. Bir gün öyle birini söyledim gene falanca var. Aman aman istemez dediler. Niye ya, dedim. Aman dediler onu çekemeyiz. Yani onun huysuzluğunu çekeceğimiz yerde akseliğini, kulisi karıştıracak. İşte kamera arkasını karıştıracak, huysuzlanacak. Onun yerine daha az yeteneklisi olsun, kafamız sağlam olsun dediler, sakin olsun dediler. Bu ondan sonra çok tekrar etti. Onun için disiplinli olmak, efendi olmak öncelikle çok önemli. Ve çok çalışmak. Çok çalışmak. Şimdi bu önümüzdeki dönemlerde yeni bir oyun da var. Hatta onun provaları evet, için evet, vakit ayırdınız da geldiniz. Evet, çok teşekkür evet, ediyorum. Rica Biraz bahsedebilir misiniz ondan? Evet, şimdi işte halen provada olduğumuz çok ünlü bir İngiliz yazarının Fars'ı Haldun Dorman dilimize çevirdi. Ve Haldun Dorman ve ben onu Türkiye'ye uyarladık. Çok güzel bir kadro oluştu. Ben çok içim rahat çalışıyorum. Kaç kişisiniz? 8-9 kişiyiz. 8-9 kişi. Şimdi hakikaten çok yani bence imrenilesi bir kadro oldu. Oyunumuzun adı Amiral Battı çizgi Kaçıyor Rus. Güzelmiş. Bu şeyin 80'li yıllarda Rudolf Nureyev diye dünyanın en ünlü bale dansçılarından hatta belki birincisi olan bir dansçı vardı, erkek dansçı. O sırada Sovyet Rusya zamanı yani Komünist Rusya zamanı Londra'da bir gösteri sırasında toplarda çıkabiliyorlar ama bireysel çıkamıyorlar. İltica etmeye kalkıyor. İşte onun o zaman çok burada da gazeteler filan yazdı. Çok büyük olay oldu. İşte onun kaçış hikayesi. Ama tabii yazar bunu çok eğlenceli bir dille, komedi diliyle anlatmış. Onu oynuyoruz. Orada kaçarken yaşananlar, evet, o aksiyon. Çok büyük bir komedi. Sizin rolünüz? Ben yönetiyorum. Yönetiyorsunuz. Evet. Of ben çok şahane. Ben yönetiyorum. İşte kadromuzda Kadir Doğulu var. Çok
Kadir Doğulu'nun ilk tiyatro deneyimi olacak. Yani ilk kez sahneye çıkacak. Çok iyi bir oyuncu. Çok algısı çok yüksek, çok meraklı. O var. Çiğdem Batur var. O da çok, ben çok önce güzel çalışmıştım Çiğdem'le daha önce. Çok severim. O var. Yeliz Şar var. Yeliz'i de çok severim. Hakan Eratik var. Sedat Süpermiş. Bilenler diye gene önceden çalıştığım çok yetenekli, benim çok sevdiğim bir oyuncu var. Murat Buyruk, Oytun Terzi, Neslihan Yavuz. Ne zamana hazır Kimseyi olacak? Kimseyi unutmadım inşallah. Bir 8-9 yok unutmadım. Evet. Peki ne zamana hazır olacak inşallah? Şimdi Ekim çalışmalar sonu, tam gaz. Kasım ortası gibi. Kasım ortası inşallah. Gibi. Evet. Yani daha erken çıkabilirdi ama bu arkadaşlarımız aynı zamanda dizilerde de rol aldıkları için bir gün biri geliyor, bir gün biri gelemiyor. O nedenle tam kadro prova yapabilmemiz zor oluyor. Yoksa çok güzel ilerliyor. Yani ben çok çok memnunum. Çok şeker bir kadro, çok sempatik, çok eğlenceli, çok disiplinli. Harika. Algısı çok yüksek, yetenekleri fevkalade bir kadro. İnşallah iyi olur. Seyirciye güzel bir, yani tiyatroya gelen seyirciye güzel bir oyun gösteririz. Gözünüzde o kadar güzel bir ışık var ki anlatırken. O ışığı gördüm ben. Siz zaten yönetiyorsunuz, görüyorsunuz, bakıyorsunuz, evet. Anlıyorsunuz. Siz onu koklamışsınız. O çok güzel olacak. Evet. Amiral battı. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Bir de amiral var çünkü. Evet. Amiral perişan oluyor bu durumdan dolayı. Rus da kaçıyor. Harika. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Ne iyi ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bugün bizimle beraber oldunuz. 2019-2020 yılında her şey gönlünüzce olsun. İnşallah. Tiyatrolarınız dolsun, taşsın. Amin. Ve biz de gelelim, izleyelim ve sizlerle beraber o sanatın o büyülü dünyasıyla bizler için de, bizim hayatımızda da güzel kapılar aralansın. Çok teşekkürler. Göksel Korte'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim. Ben çok konuştum, size laf bırakmadım ama. Hayır, siz konuşacaksınız efendim. Sizin programınız bu. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bir başka akşam yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.